2023'ün son ayı dolu dolu geçti. Hadi göklerde olan bitene hızlıca göz atalım. 9 Aralık'ta ünlü kuyruklu yıldız Halley, Güneş'ten en uzak konumuna ulaştı ve artık tekrar geri dönüş yoluna başladı. 2061 yılında Güneş'e en yakın konumuna gelerek yeniden görsel bir şölen yaratması bekleniyor. Ömürde muhtemelen bir kez denk gelebilecek bir olaya 12 Aralık günü hep birlikte canlı yayında tanıklık ettik. Asteroid Leona, kırmızı dev yıldız Betelgeuse'u örttü ve saniyeler boyunca gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri parlaklığını epey yitirdi. Bu tarihi olayın tekrarını kanalımızda bulabilirsiniz. 14 Aralık günü maksimuma ulaşan İkizler Göktaşı Yağmuru görsel bir şölen sundu. İdeal şartlarda bu gök olayını gözleyenler saatte 100 civarı meteor veya yıldız kayması görebildiler. Kambur balinalarla iletişim yöntemi geliştiren bilim insanları bu yöntemin yer dışı akıllı yaşam arayışında bize yol gösterebileceğini düşünüyorlar. Eğer yer dışı akıllı yaşam araştırmaları ilginizi çekiyorsa bizi hemen şimdi takibe alın. Çünkü bunları detaylıca ele alacağımız bir video serisi yakında Ahtapot'ta olacak. Artık neredeyse her ay yeni bir ülke veya özel bir şirket uzaya çıkabilme yeteneğine kavuşuyor. Uzay sektörü öyle baş döndürücü bir hızla ilerliyor ki takip etmek gerçekten de çok zor. Bunun için her ay Göklerde Olan Biten serisinde sizin için öne çıkan fırlatma haberlerini derliyor olacağız. Hadi geçtiğimiz ayın öne çıkan haberlerine hızlıca bir bakalım. Aralık ayı yörüngeye yapılan 28 fırlatmayla yılın en yoğun ayıydı. Eylül ayı başındaki başarısız fırlatmanın ardından Rocket Lab tekrar sahneye döndü. Electron roketi ile Japon bir şirketin uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Firefly Aerospace ise Firefly Alpha roketi ile fırlattığı uyduyu yanlış yörüngeye oturttu. Başarılı bir ilk aşama ateşlemesinin ardından ikinci aşama ateşlemesinde karşılaşılan problemle uydu yanlış yörüngeye oturdu ve birkaç hafta içerisinde tekrar atmosfere girmesi bekleniyor. 15 ay sonra Blue Origin tekrar sahneye döndü. Başarılı bir yörünge altı fırlatması gerçekleştiren New Shepard roketi 107 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra güvenli bir şekilde iniş yaptı. 2022'nin Eylül ayında karşılaşılan motor problemlerini çözdüğü görülen şirket yılı yüksek motivasyonla kapattı. 2023 yılında toplam 221 fırlatma gerçekleştirildi. Bunlardan 96'sını tek başına gerçekleştiren SpaceX, koyduğu sıra dışı bir yılda 100 fırlatma hedefini tutturamamış olsa da tüm dünyada gerçekleştirilen fırlatmaların neredeyse yarısına imza atarak geriye kalanlardan ne kadar ileride olduğunu gözler önüne serdi. Bu tabloda ülkelere göre fırlatma sayılarını görüyorsunuz. Bu yıl 60'dan fazla başarılı fırlatma yapan Çin, 15 Aralık'ta Yaogan 41 isimli, özellikleri gizli tutulan uydusunu yer sabit yörüngeye gönderdi. Bu uydunun hassas bir yer gözlem uydusu olduğu ve yerleştirildiği yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngesinden gezegenin yaklaşık 3'te 1'ini yüksek hassasiyette görüntüleyebileceği tahmin ediliyor. ABD ordusu ise SpaceX ile uzaya bir uçak gönderdi. Evet, artık uzay uçaklarını konuşmaya başladığımız çağa geldik bile. X-37B kod adlı bu uçağın yetenekleri tamamen gizli tutuluyor. Çeşitli silahlar taşıyabildiği, yörüngedeki diğer ülkelere ait olan uyduları vurabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor olsa da, konunun uzmanları bu uçağın sadece ABD ordusunun yeni uzay teknolojilerini denemek için kullandığı bir laboratuvar olduğunu savunuyorlar. Gerekçe olarak ise bu boyutlardaki bir uçağın serbestçe yörünge manevraları yapabilmesi için yeterince büyük olmadığı, bununla birlikte kanat yapısı gereği atmosfer içerisinde son derece hantal ve açık hedef olacağı için bunun bir uzay silahı olamayacağı gösteriliyor. ABD ve Çin arasındaki uzay yarışı her geçen gün kızışmaya devam ediyor. Biz de burada bu iki teknoloji devini yakından takip ediyor olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.